Manisa'da orta ve ağır düzeyde zihinsel engellinin eğitim gördüğü okulda 53 öğrenci atölyelerde el sanatları eğitimi görüyor. Öğrenciler gördükleri eğitimle meslek edinip yaptıkları eserlerle de gelir elde ediyor. Yeteneklerine göre farklı branşlarda el sanatlarıyla uğraşan öğrencilere galoş yapımı başta olmak üzere ahşap boyama, keçe çalışmaları, taslak işi, seramik boyama, boncuk işleme gibi eğitimler veriliyor. Okul hakkında bilgi veren Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okul Müdürü Murat Ceylan, Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli 23 yaşını aşmamış öğrencilerimize mesleki eğitimi verilen, onlara el becerilerini geliştirici çalışmaları yapan bir kurumuz. Kurumumuzda 53 orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrencimiz eğitim öğretimini sürdürmektedir, dedi. Bakanlığı adı resmi bir kurumdur. Okulumuzda 53 öğrenci, 53 orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrencimiz eğitim öğretim faaliyetini sürdürmektedir. 2013-2014 eğitim öğretim yılında iki atölyede, el sanatları atölyeleri ve seracılık atölyesinde eğitim öğretimimizi sürdürmekte ve çocuklarımıza mesleki beceriler kazandırmayı hedeflemekteyiz. Seramız henüz tam olarak bitmediği için yoğunluğumuz şu anda el sanatları atölyesinde gerçekleşmekte. El sanatları atölyesinde kasnak işi, ahşap boyama, galoş çalış faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz ve bu faaliyetlerin satışından da az da olsa öğrencilerimize gelir sağlamaktayız. El sanat 3 adet el sanatları atölyemiz mevcut. Bu atölyelerde biz öğrencilerimizin ilgilerini çekebilecek konuları öncelikle tespit etmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda öğrencilerimizin yeteneklerini, becerilerini, el becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunları yapıştırıyorum, kesiyorum. Kesiyorum bunları, kesiyorum, yapıştırıyorum, galoş yapıyorum. Bunu demirdi, bunu ben piyas boyadım boyadım. Sonra ipi doladım. Bu şey lamba abajörü. Bunu lambayla takacağız süs olarak.